askeri birliklerde çalışırken başörtüsü konusunda çok iyi bir noktaya gelmişti askerler. İnanmayacaksınız ama yani nasıl olur falan diye. E, fakat şöyle bir durum vardı. E, yani bunu kabul ettiriyorduk. Kardeşim bir suç varsa suç işlenmişse ben suç işliyorsam görevimi iyi yapamıyorsam cezayı bana verirsin. Evet. Benim karım başörtülü diye sana ne? Sen karışamazsın ki. E tabii diyordu ya. Ona kimse karışamaz. İster başörtüsü takar, ister takmaz. E, fakat tam böyle işler yoluna girmişken iki tane zındık çıktı ortaya. Bir tanesi Fethullah Gülen. Hı hı. Dedi ki başörtüsü teferruattır. Yani e, önemli değildir yani e, a, 1400 yıldır ninelerimizin taktığı başörtüsünü önemsiz olarak gösterdi ve e, zaten darbecilerin e, kaynağı azmettiricisi Amerika. E, feto'da Amerika'dan e, planları e, alıp uygulayan birisi bütün FETÖ'cü askerler eşlerinin başını açtılar. Bazı kadınlar mesela çok direndi. Niye açıyoruz? Ben açmak istemiyorum. Bunalıma giren kadınlar da oldu. Hani askeriye de yaşadığım için biliyorum. Nitekim e, hı hı. silahlı kuvvetlerde başörtülü olan subay ve subayların tamamı atıldı ordudan. İlac için bir tane bırakmadılar.